İkarus Yunan mitinde mucit Daedalus'un oğludur. Daedalus, Girit kralı Minos'a pek çok buluşlar gerçekleştirmiştir, icatlar yapmıştır. Bunlardan en önemlisi de Kral Minos'un manevi oğlu Minotaurus ki bilindiği üzere boğa başlı, insan vücutlu ve insan etiyle beslenen bir canavardır bu. Bir labirent yapmış ve Minotaurus'u da labirentin ortasına kapatmışlardır. Ne var ki Minotaurus'u öldürmek üzere gelen Yunan prensi Theseus labirente girmek istemiş ama o sırada Kral Minos'un kızı Ariadne görür görmez Theseus'a aşık olmuştur. Ve Theseus'un labirentten sağ salim çıkabilmesi için tekrar Daedalus'a başvurarak bir yumak, onun verdiği yumağı almış ve yumağın yardımıyla Theseus girdiği labirentten kolaylıkla çıkmış, Ariadne'yi de yanına alarak gemiyle Yunanistan'a doğru yola koyulmuşlardır. Bu olay Kral Minos'u son derece kızdırmış. Bunun üzerine cezalandırmak için İkarus'la Daedalus'u bir kuleye kapatmış. Daedalus bu durur mu? Tabii kulede kuşların kanatlarını keten bezine bal mumuyla yapıştırarak oğluna ve kendisine birer kanat yapmıştır. Ancak yola koyulmadan önce Sicilya'ya gideceklerdir. Oğluna bir öğütte bulunmuştur. Ne çok yüksekten ne çok alçaktan uç. Hocam burası çok önemli galiba. Evet, evet. Orta yolu tuttur. Evet. Günümüze kadar gelen öğütlerden bir tanesi ve kimileri bu resmi İkarus'un babasının öğüdünü dinlemediği için başına gelen felaketi bununla açıklar. Kimileri ise İkarus'un gururuna kapılarak, hırsına yenilerek orta yolu bırakıp yükselme arzusuna tutulduğunu ve bu nedenle cezalandırıldığını öne sürer. Kimileri ise onun bu hareketini övgüyle karşılarlar. Çünkü dönem Rönesans dönemidir. Artık yeni bilgilerin, yeni buluşların edinildiği, denendiği, doğanın araştırıldığı bir dönemdir. Bu nedenle kimileri de İkarus'un bilme uğruna yaşamını tehlikeye atacak kadar cesaretli davranmasını övgüyle karşılamıştır. Hocam ne olursa olsun İkarus denize düşüyor ama orada insanlar yaşamlarına devam ediyorlar. Bu manzaradaki alttaki bilgi de galiba burada önemini kazanıyor, öyle değil mi? Evet.